mutlaka bana uğrasın. Tamam mı? Tamam. Hadi görüşürüz. Neredesin Ali? Nerede? Bakalım sen Varoş Gül'ünü ne kadar tanıyorsun? Üzgünüm Ömer. Ama şimdi olmaz. Neredesin Ali? Yine ne işler çeviriyorsun? Pardon canım. Efendim. Leyla yanında mı? Evet. Neredesiniz? Leyla'nın çalıştığı şirketteyiz. Demek bu yüzden açmıyor telefonumu. Şimdi arkadaşına söyle, o mahalleden hemen taşınacak. Kimseyi yapmak istemediği bir şey için zorlayamam. O sözleşmeyi ben imzaladım. Benim dışımda hiç kimsenin bir mecburiyeti yok. Ev işini soruyor değil mi? Leyla, bak senden çok zor bir şey istediğimin farkındayım. Ama şunu bil ki asla yapmak zorunda değilsin. Alev'den. Gelemeyecekmiş. Ben de gideyim o zaman. Ev konusunda söylediklerimi unutma. İçinden nasıl geliyorsa öyle. Tamam mı canım? Tamam. Eve öyle davetsiz girince bir şey yapamadım. Ne yapayım? Bana ne? Bana niye anlatıyorsun ki? Öylesine. Bilgin olsun diye. Ne bileyim belki merak etmişsindir falan diye. Sen bana küsme diye Yasemin. Her zaman olduğu gibi bana gül diye ya. Daha doğrusu gerçek olan bu. En önemlisi de ne biliyor musun? Benim senden başka gerçeğim olmadığı için. Ya aslında ben... Geçen senin yol tarif ettiğin araba değil mi o? Evet o. Kimi arıyordu ki? Bilmem. Yani bana sokağa sordu, götürdüm. Şu Çınar Sokağı'nın sonundaki ev var ya, oraya götürdüm. Leyla ablanın evi o. Şimdi niye burada ki? Ne bileyim, belki yine onu görmeye gelmiştir. Bir görelim bakalım. Yeter Ömer. Sabır dedim ama. Efendim Ömerciğim. Neredesin Ali? Hı? Yemek için çıkmıştım. Döneceğim birazdan. Hemen dönüyorsun. Hemen. Tamam. Geliyorum.
Leyla konuşmuyor. Ama bu kadın... Kim bilir? Belki bizim varoş Gül'ünü daha yakından tanıyordur. Göreceğiz bakalım. Göreceğiz. Bir şey mi oldu ya sen? Kim o kadın? Niye bizim sokağa geldi ki? Ya ne bileyim, yine Leyla ablayı falan arıyordur. Neyse ya. Sen bir şey diyordun sanki. Ben mi? Bilmem, hatırlamıyorum. Diyordun ya, zorla biraz. Sanki böyle güzel bir şeyler falan söyleyecektin bana. Allah Allah, ben sana güzel şeyler söyleyecektim. Olsun ya. Barışalım da. İstersen sen benimle dalga geç, oyun oyna. Problem değil. Barıştık mı? o zaman bir öpücüğü hak ettim artık ha. Öptüm. Hadi görüşürüz. Her an her şey patlayabilir. Alev'i kontrol edemiyorum. Böyle de olmaz ki Ömer. Yani koskoca kadını kapatacak halin yok ya. Biliyorum. Buna başka bir çözüm bulmam gerek. Vaktim varsa bir kez daha şunların üstünden geçmemiz lazım. Alev'in değil mi o? Çok yoğun herhalde. Gecikince ben aldım. Diğer dosyayı da sen almıştın. İşlerin yürümesi gerekiyor. Hah, teşekkür ederim. Hanımefendi, bu kurabiyeleri sizler için elleriyle yaptı. Öyle mi? Nasıl olmuş biliyorum, çok beğendiniz az mı? Ellerinize sağlık Asya Hanım. Çok güzel olmuş. Rica ederim, afiyet olsun. Kızım, rica değil, rica. Ben de öyle dedim. Rica değil mi anneanne? Merhaba, afiyet olsun. Ah, hoş geldin yavrum. Hoş geldin Zehrancığım. Hadi gel, otur bizle birlikte kahve iç. Ben odama çıksam, biraz yorgunum da. Ha, gel lütfen. Baksana ev sahibimiz bize için neler hazırlamış. Öyle mi? O zaman mutlaka kalmalıyım. Çok güzel gözüküyorlar. Nazan, Zehra Hanım'a da servis yapalım. Hayır hayır, kurabiyeleri ben getireceğim Zehra ablaya. Teşekkür ederim. Ben artık müsaade istesem... vallahi bir tane bile yiyecek yer kalmadı. Gördük. Ama biz senin gibi yapamıyoruz. Hadi kaç madem. Müsaadenizle. Ben de müsaadenizi rica etsem. Afiyet olsun. Küçük hanımefendi, yanıma gelir misiniz lütfen? Bugün tam tamına bir saattir bu haldeyiz. Misafirliğimiz bitmedi. Sen ne yaptın, nasıl geçti günün? Birkaç ufak işim vardı. Onları hallettim. Biraz da mağaza gezdim. İyi yapmışsın. Bir eksik yok değil mi? Bu soruya Alev cevap vermeli. Sonuçta onun işlerini tamamlamaya çalışıyorum. Kolay gelsin. Alev, sen olmadığın için dosyaları mecburen ben tamamlamak zorunda kaldım. İstersen son bir kez üstünden geç. Sonuçta dosyalar senin. Teşekkür ederim, zahmet oldu. Rica ederim.
Görüşürüz. Vallahi boşuna uğraşmış Nihat. Ben zaten notlarımı almıştım. Şimdi bir bakarım, eksik bir şey varsa tamamlarım hemen. İş sorunsuz hallolsun yeter. Merak etme. Hemen hallederim şimdi. Selamun aleyküm. Aleyküm selam. Aferin delikanlı, aferin. Çalış. Salim. İstediğim malzemeleri getirdim. Dışarıda arabadalar. Sağ olasın Rüstem. Zahmet verdik. Evlat, hadi şunlara bir el at. Tamamdır usta. Ben de yeni bir şeyler çiziyorum. Fikret Bey, Koray'ı bulduk. Nerede? Ne yapıyor? İşe girmiş. Küçük bir atölyede çalışıyor efendim. Ne yapalım? Takip etmeye devam edin. Ama kesinlikle fark etmesin sizi. Peki efendim. Çırak da bayağı çalışkan çıktı ha. Öyle, öyle. Sağ olasın Rüstem. Ne diyeyim ben sana? Yani hem atölyeyi açtın bize, hem de malzemelerimizi taşıyorsun. Sağ olasın. Asıl sen sağ ol. Bak ayağın uğurlu geldi. Sayende dükkanın işleri de açıldı Allah'a şükür. Eyvallah. Neyse ben kaçıyorum. Dükkanı size emanet ediyorum. Tamam usta. Hadi kolay gele aslan çırak. Sağ ol usta güle güle. Evet. Usta bunlar bitti ne yapayım? Açayım mı? Aç evlat aç. Hepsini sırasına göre düzenle. Çok işimiz var, çok. Bu işin altından alnımızın akıyla kalkarsak bizi kimse tutamaz. Hallederiz usta, merak etme. Ben bu işte yeniyim ama sen olduktan sonra. Sağ ol evlat. Hadi kolay gelsin. Sağ ol usta. Teşekkür ederiz. Sofra ne güzel görünüyor öyle. Vallahi hepsini tek başıma yiyebilirim. Alevce, hayırdır? Bugün sende başka türlü bir farklılık var sanki. Evet. Yani bir mutluluk, bir parıltı. Hayırdır Alevciğim? Ay yok canım. Sadece çok çalıştım o kadar. Çok çalıştığım için yoruldum. Yorulduğum için de acıktım, hepsi bu. Ayrıca sizin ima ettiğiniz şey de acıkılmıyor. Tam tersi iştah kapanıyor. Ya, o zaman mutluluğunun sebebi başka bir şey. Bilmem, belki de. Yani her şey hiç olmadığı kadar mükemmel. Mutlu olmak için ekstra bir sebebe ihtiyacım yok. Ha Ömer, bu arada yarın da bu şekilde mi çalışacağız bugünkü gibi? Anlamadım. Nasıl? Bir ihale için birlikte çalışıyoruz da. Evet, birkaç gün daha böyle sürecek Alev. Tamam patron, sen nasıl istersen. Bana nefes aldırmıyor da. Bu arada ben dosyaların hepsini bitiremedim. İstersen çalışma odanda bir göz atabiliriz, ne dersin? Hayırdır Alev? Bir sorun mu var? Sen eve iş getirmezdin. Beni bilirsin. Bir sorun kafama takılırsa onu halletmeden rahat edemiyorum. Çözüyorsun yani. Öyle de denilebilir. Çok az kaldı inan. Belki de yarın çözülür. Kim bilir? Thank you.
Evlat. Hadi bırak git dinlen artık. Epey geç oldu. Olmaz usta. O önlüğü hak edene kadar bana dinlenmek yok. Birer bardak çay doldurayım mı ustacığım? Soluklanırız biraz. Tamam, iyi olur. Hadi doldur içelim. Tamam. Leyla sakin ol. Bak belki seninle bir ilgisi yoktur. Sen daha önce gördün mü bu adamları? İlk defa mı görüyorsun? Anladım. Leyla'cığım, arayacağım seni. Bak korkma olur mu? Dikkatli ol. Hadi sonra görüşürüz. Alev Leyla'nın peşine adam takmış olabilir. Evinin etrafında birileri dolanıyormuş. Yapabilir. Ben de bu yüzden Leyla oradan taşınsın diyorum. Alev yemek boyunca beni tehdit etti. Farkındayım. Rahat olmaya çalış, gerilme. Büyük bir ihtimalle Alev seni sıkıştırmaya çalışıyor. Başka ne konuştunuz Leyla'yla? Ondan yana bir sorun yok. Alev'i mahalleden, Leyla'dan uzak tutacak bir yol bulmalısın. Sorun zaten mahalle. Leyla orada olduğu sürece... Ben Leyla'yla konuştum. Alev'le bir daha asla görüşmeyecek. Alev istedikten sonra buna kimse engel olamaz. Hem problem ikisinin görüşmesi değil. Leyla o mahallede oldukça Alev'i ailene yakınlaştırıyor. Asıl tehlike de bu. Tek yol Leyla'nın o mahalleden ayrılması. Hem de hemen. Ya bu öyle kolay istenebilecek bir şey mi sanıyorsun? Mecbursun. Alev bir hamle yapacak, bedelini Leyla ödeyecek. Hem sen kendin diyorsun, Alev bu işin peşini bırakmayacak. Leyla başka yere taşınsa ne değişecek ki? Niye anlamıyorsun? Mahallede kaldığı sürece bu mümkün değil. Neyse. Kafa karıştırmaya gerek yok. Yapılacak her şey ortada. Ben Alev'in önünü keserken sen de Leyla'yı mahalleden uzaklaştıracaksın. Sonrasına bakarız. Ben Leyla'yı böyle bir şey için zorlayamam. Neden anlamıyorsun? İncir reçeli. Zehra'nı çok sever. Ablan da burada olsaydı keşke. Hey Allah'ım ya. Şunların haline bir bak. Bu kadar yanıp yıkıldığınız... ...hasretinden öldüğünüz de... ...Zehra. Hani? Dün izinliydi. Niye kalmadı sizinle? Ha? Ama niye kalsın ki? Zaten buraya da bizim için değil, Leyla Hanım için geliyor. Ah Leyla. O Leyla yok mu o Leyla? Geçen gün beni kapıdan çevirdi. Misafirim var diye. Bunlar bir iş çeviriyor ama dur bakalım. Yakında çıkar kokusu. Ne iş çevirebilirler anne? Allah aşkına. Aha da şuraya yazıyorum. İkiniz de göreceksiniz. Sen hiç konuşma Salim. Hep sus. Hep Sevim konuşsun, değil mi? Aynı şeyi bin kere tekrar edip dilinde tüy bitse de Sevim konuşsun. Başlama yine Sevim. Başlarım Salim. Hem başlarım hem bitiririm. Ben olmasam bu evin çivisi çıkar, çivisi. Yahu kız keyfinden mi gidiyor? Niye gittiğini biliyorsun. Savunmak için hemen fırsat kurma. Savunacak nesi varsa. El alemin evinde sürtsün, adımız çıksın ayyuka da o zaman görürüm ben seni. Sözlerine dikkat et.
Bugün iyi bir sipariş aldık. Böyle giderse işlerimiz yakında düzelir inşallah. Kandırma bizi Allah aşkına. Nerede bizde o şans? Aldığımız sipariş çok yüklü. Böyle giderse Yener'e olan borcumuzu ödemeye başlarız. Zehra da evine döner. Çayın soğumuştur senin. Ben hemen tazeleyeyim. Sen de ister misin kızım? Yok anne, sağ ol. Ben kütüphaneye gideceğim. Orada çalışacağım bugün. İyi. Çalış. Yeter ki çalış. Var mı harçlığın? Vereyim mi biraz para? Al ya. Sağ ol baba. Bu yeter. Efendim prenses. Ben işe gitmesen olur mu? Abba. Nedenmiş o? Zehra abla. Bugün parka gidiyoruz. Sen de gel lütfen. Demek parka gidiyorsunuz. Ayşe, Aslı'yı parka götürelim dedi. Bey, geliyor musun? Prensesim, bugünlük beni affet. Başka gün birlikte gideriz, olur mu? Affetmedim işte. Hadi ikiniz aynı anda öpün bakalım. Hadi öpün. Demek benden para saklıyorsun Salim Efendi. Demek söylemiyorsun ha? Sevim. Bunlar ne Salim ha? Bunlar ne? Karından para saklamaya mı başladın? Siparişler için avans verdiler. Malzeme alacağım Sevim. İyi. Buradan şöyle gözünün önünde alıyorum. Vallahi de billahi de evde yiyecek bir lokma şey yok. Bu olmazsa akşama tencere kaynamaz. Tamam Sevim, tamam. Günaydın. Erkencisin. Erkenciyim bu sabah. Biraz çalışalım, kalanını da şirkette hallederiz. Çıkalım o zaman. Şirkette devam ederiz. Tamam, ben o zaman hazırlanıp çantamı alayım, çıkalım. Yine neler geçiyor senin aklında?
Allah Allah. Kadın kimdi acaba? Niye bizim evin önündeydi? Hah, Leyla abla. Ah, Yasemin, ne oldu canım? Geçen gün senin evine misafir olarak gelen kadın kimdi? Hani lüks kırmızı bir arabası olan. Ne oldu canım, neden soruyorsun? O arabayı dün bizim evin önünde de gördüm. Ablamla ilgili bir sıkıntı yok değil mi? Emin misin Yasemin, bak karıştırıyor olmayasın. O araba olduğundan emin misin? Ne zaman gördün? Ne oluyor Leyla abla? Ablamla ilgili bir sorun mu var yoksa? Yok canım, Zehra'yla ne ilgisi var? Benim şirketten bir arkadaşım. Tartışmıştık da biraz. O yüzden iki gündür evin etrafında dolanıp duruyor. Şey, ben işe geç kaldım canım ya. Sonra görüşürüz. Tamam. Allah Allah. Beton. Kardeş şu ikisini al. Bunlar yağlı müşterilerden bugün tahsil edilmesi lazım. Anladın? Abicim, şunları bir yatırıver. Çok geç kaldım. Hadi kaçtım ben. Sen niye yatırmadın ya? Mehtap! Allah. Al beton al. Al bunları da yatır. Elektriğimizi, suyumuzu kesmesinler. Hadi aslanım. Kadın milleti yok mu ya? Biri elimize faturaları tutuşturur. Zehra desen suratımıza bakmaz. Sevim zaten kendi dalgasında. Ne yaptığı belli değil. Ah Zehra, ah. Sevim'i bir yoklayalım ya. Alo. Sevim abla nasılsın? Sağ olasın. Nasıl olalım? İç güveysinden hallice. Niye öyle diyorsun ya? Ben haberleri alıyorum. Salim abinin işler tıkırındaymış vallahi. Bu gidişte zengin olursun, bizi de tanımazsın. Bu senet menet de çerez gibi gelir sana artık. Aşk olsun. Ben nasıl toparlarız diye düşünüyorum. Sen bir de dalga geçiyorsun. Allah Allah. Şaka yapıyoruz be ablacığım. Hem ben bilmiyor muyum seni ya? Sen de alavere dalavere olmaz. Neyse abla neyse. Var mı benden bir isteğin? Yok. Sağ olasın. Tamam abla, görüşürüz hadi. Görüşürüz. Ah Zehra, ah. Taşıma açtığın işlere bak. Hiç derdim yokmuş gibi. Bir de bu Yener belasıyla uğraşıyorum. Yoruldum zaten. Alo. Vay gözüm, sen arar mıydın ya? Ne var diyor? Çocuk olmak ne güzel değil mi? Evet. Çocukken sen küçüksün ama sevinçlerin büyük. Şuna bak. Ah, ben geliyorum hemen. Kolay gelsin. İki tane alabilir mi? Ne kadar? Teşekkür ederim. Afiyet olsun. Ya abimle birbirinize o kadar benziyorsunuz ki. Ne düşündüğünüzü, ne hissettiğinizi anlamak çok zor. Ya yüzünüzün altında bile hep birini mutlu etme çabası var.
Hadi afiyet olsun. Çocukken en çok elma şekerini severdim. Ya, ya ben de patlayan şekerleri böyle ağzına döküyorsun ya pat pat pat. Zehra hadi aç şu telefonu. Alo. Zehra, Alev dün sizin evi bulmuş. Yasemin onu evin önünde görmüş. Anladım. Anladım canım. Biz de Ayşe ile birlikte Asya'yı parka getirdik. Anladım canım, konuşamıyorsun. Bil istedim, ben seni sonra yine ararım. Zehra, Leyla mıydı arıyor? Ya, keşke kahvaltı için sözleseydik. Evet, Leyla. Ayarlarız bir gün. Ben bir Asya'ya bakayım. Bunu söylemem lazım. Usta. Ne oldu? Yok, yok bir şey. Küçük bir kaza, alışman lazım bunlara. İyi ki bir şey olmadı ha. Ecza dolabı da yapmayı unuttuk atölyeye. Delikanlı, ilk işin. Hemen eczaneye git. Sargı bezi al, ilaç filan al. Güzel bir eczane dolabı yapalım atölyeye. Hemen usta. Sen de kendine biraz dikkat et Salim. Lazımsın bize. Tamam usta, sağ ol. Ver bakalım, tamam sağ ol. Rapor hazır. Bir daha göz atmak ister misin? Eğer onaylarsan muhasebeye gönderelim. Ödenek çıkarsınlar. Ha, bu arada yapılması gerekenleri yazdım. Fiyat değişikliği listesi de içinde. O zaman bana müsaade. Ben odama gidiyorum. Bu kadar hızlı bir çalışmada görmemişsindir herhalde. Görüşürüz. Demir haklı. Buna başka bir çözüm yolu bulmalıyım. Başka bir şey. Gel bakalım. Gel bakalım, gel dönme. Efendim? Şirkette misin? Evet. Alev orada mı peki? Şimdi buradaydı. Ne oldu? Niye soruyorsun? Neden sordu? Cevap versene. Alev evimizi bulmuş. Ya kardeşim arabası bizim mahallede görmüş. Alev adresi öğrendiyse en kısa sürede oraya gidecektir. Demek onun için bu kadar acele etti. Anlamadım. Yok bir şey. Sen neredesin şimdi? Ayşe ile birlikte parktayım. Tamam. Hangi parktasınız? İşte Asya'yı her zaman getirdiği park. Geliyorum, ayrılmayın oradan. Usta, hayırlı uğurlu olsun, tamam mı? Yalnız bana bak. Tapu işi olmadan bu para işini falan halletmemiz lazım. Yoksa tapu işini halledemeyiz, anladın mı? Allah Allah.
adamların elinden nasıl kurtuldun? Anlamadım. Ne dediniz? Yok yok. Önemli bir şey yok. Noterde görüşürüz. Tamam mı? Hadi kolay gelsin. Benim mi? Allah Allah. Salim amcanın dükkanında ne işi var ya bunun? Şimdi bir ifadesini alalım bakalım. Bensiz de yapamıyor. Ama biraz daha beklemek zorundasın Ömerciğim. Tıpkı benim gibi. Kendini çok akıllı sanıyorsun değil mi? Açma bakalım telefonları Alev. Açma. Alo Tayfun. Yardımına ihtiyacım var. Buyur usta. Sağ ol evlat. Eyvallah. Şanslı adamsın vallahi Salim amca. Senin çırak da baksana ecza dolabını yapmış, çay demliyor. Becerikli adammış. Öyle. Eğer sıkılıp gitmezse hep bizimle beraber. Ya madem bu kadar becerikli o zaman bana da bir yardımcı olsun ya. Şu benim arabaya da bir baksın. Hadi gel. Gel de şu benim arabaya bir bak, yardımcı ol. Hadi git bir yardımcı ol oğlum. Hadi. Tamam usta. Çalışıyorsun sen ya. Derdin ne senin? Benim bir derdim yok. Sen şu adamların elinden nasıl kurtulduğunu bir anlatsan. O seni hiç ilgilendirmez. Sen kendi işine bak. Öyle bak delikanlı. Ağır ol. Parça kırma. Bir soru sorduk adam gibi cevap ver. Ne oldu? Hallettiniz mi? Hallettik tabii Salim amca. Etmez olur muyum? Sağ olsun çok yardımcı oluyor bana. İyi, iyi. Çekelim ben şunu. Gidelim ben şöyle. Ya sen bana tuzak kurdun ya. Oyuna getirdin beni. Bir de utanmadan soru mu soruyorsun? Bana bak. Ağzını topla. Anladın? Adam gibi konuş. Yoksa dönüşü kötü olur. İki düşün bir konuş yani. Elinden geleni ardına koyma ya. Bakalım git. Git. Senin dilin bayağı uzamış. Sen yeleri tanımamışsın daha. Çabuk çocuk nasıl? Elinize yapar komiser. Geliyorum komiser. Biraz oyalayın. Bu da nereden çıktı şimdi? Durdurduk komiserim. İyi günler. Ehliyet ruhsatlısın. Buyurun. Sabredemiyor komiser.
Aa, abi. Ne haber? İyi, hayırdır, sen şirkette değil miydin? Yemekli bir toplantı var da Zehra'yı almaya geldim. Bilmem, yani acaba izin versen mi? Neyse, tamam tamam, hadi veriyorum, gidin bari. Hoşça kalın. Güle güle, güle güle. Bu ne ya böyle? Alt üstü bir trafik kontrolü. Yok yok, bu böyle olmayacak. Pardon, bakar mısınız? Daha ne kadar bekleyeceğim acaba? Sonunda. Buyurun. Gidebilirsiniz. İyi günler. Teşekkür ederim. Yener yok mu? Tamam. Yok diyorsun yani. İyi. Bir çay söyle bana. Dilim damağım kurudu. Hadi. Zehra gelince yırtacaksın. Biz sabahtan beri ne konuşuyoruz Sevim abla ya? Allah aşkına ya. Yırtacağız herhalde. Zehra abi gelsin, her taraf gül bahçesi. Ah Zehra, ah. Beni düşürdüğün hallere bak. Sevim abla. Yener. Hayırdır, ne yapıyorsun yerde? Anahtarları düşürdüm de. Anladım. Ne oldu? Bana güzel haberler vermeye mi geldin? Nerede Yener, nerede? Alışverişe çıkmıştım. Dönerken de sana bir uğrayayım dedim. Saat de geç oldu. Salim amcan gelmek üzeredir. Daha yemek pişireceğim. Hadi ben gideyim. Ateş almaya mı geldin? Bir çay içseydin ya bari. Başka zaman Yener. Hadi görüşürüz. Açmıyor mu? Hayır, duymuyor herhalde. Hadi anne, aç şu telefonu ya, yalvarırım aç. Bu senetleri alabilseydim, ramak kalmıştı. Bu sefer olmadı ama olmayacak diye bir şey yok. Çalıştır saksıyı Sevim, çalıştır. Neredeydi bu? Hepsi de birbirine benziyor. Ne biçim araba kullanıyorsun? Çekil önümden. Önüne bakmayan sensin ablacığım.
Ne ablası ya? Nereden ablan oluyorum ben senin? Çekil önümden. Hani araban da güzelmiş be ablacığım. Aman dikkat et, buralarda bir şey olmasın. Bak hala abla diyor. Ya hiç vaktim yok. Arkanda da boş yer var zaten, çekilsene. Tamam, tamam ablacığım, sakin ol. Gideriz, alırız, sen de geçersin. Tamam. Allah Allah, nelerle uğraşıyorum. Küçük dünyanın küçük insanları. Hepsi aynı bunların. Evlat, bunun suyunun terazisinin düzgün olması lazım. Yoksa mekanizma düzgün işlemez. Açılıp kapanması için rahat. Eğer terazi bozuk olursa... Evet, işe almadığınız çırağınız size simit getirdi. Hoş geldin güzel kızım. Hoş bulduk. Dikkatli ol. Sakın annene gerçeği söyleme. Anneme ben evlendim diyecek halim yok herhalde. Beni dinlemediğinde başına neler geldiğini gördün. İşin bitince haber verirsin. Evde. Zehra? Anne, bak hemen konuşmamız lazım. Ne oldu kız? Ne bu hal? Sana söylemem gereken bir şey var. Hadi içeri girelim. Ne oluyor kız? Söylesene. Ne çekiştiriyorsun içeri beni? İşte burası. Anne. Kız, korkutma beni. Ne diyeceksen de hadi. Anne, bugünlerde biri gelip beni sana sordu mu? Kim soracakmış kız seni? Cevap versene. Kim soracak? Kız, yoksa başını belaya mı soktu ben? Cevap versene. Ay, başıma gelenler. Bakıcılığını yaptığın çocuğa zarar mı verdin yoksa? Anne, hayır. Ya bir şey yapmadım. Bak, eğer biri gelip beni sana sorarsa... Hadi bakalım Zehra Hanım. Geçmişin sayfalarını çevirmeye başlayalım. Geldi galiba. Geldi kız, tövbe tövbe. Anne, bak lütfen dediğimi yap, ne olursun. Bir de akıl veriyor. Kim bilir ne haltlar yedin. Şimdi öğreniriz ama. Çekil önümden, anne. Çekil.
Geldim, geldim. Patlama. Buyurun. Ne vardı? Merhaba. Rahatsız ettim, kusura bakmayın. Ben Zehra Kaya'yı arıyorum.